Tekrar merhabalar, Halk TV ekranlarından haber masasıyla karşınızdayız. Şimdi ilk bölümde gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu bölümde önemli bir konuğum var, Metin Kaya. Metin Kaya kimdir? İstanbul eski il sekreteri ama delege olarak da seçildi. Önümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında önemli isimlerden birisi olacak. Ben kendisine çok açıkça soracağım. Önce hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim Şule Hanım. Şimdi gündemin öne çıkan başlıklarını Metin Bey'e soracağım ama Metin Bey'e önemli sorularım da var. Mesela önümüzdeki kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek aday olarak mı göreceğiz? Bir aday yarışı görecek miyiz? Çünkü siyaseti belirleyecek, önümüzdeki siyaseti belirleyecek isimler de kurultayda belirlenecek. Bu nedenle kurultay önemli. Bir taraftan da kongrelerde tartışmalar da sürüyor. Şimdi klasik gazetecilerin sadece Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisini yapmak kolay. Onun üzerinden elbette gitmeyeceğiz ama sorularımızı da soracağız. En azından ben sormayı istiyorum. Tek adam, tırnak içerisinde tek adam rejimine karşı çıktığımız şu günlerde kongrelerde nasıl tablolar görüyoruz? Bunu merak ediyorum. Adayların sadece kendiyle yarıştığı bir sürece mi şahit oluyoruz? Bunun için ne yapmalıyız? Onu soracağım ama en taze haberimizle başlayalım önce. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı az önce bir açıklama yaptı. İzlemeyen izleyicilerimiz için bir kez daha önce anlatalım meseleyi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, pazartesi günü önemli açıklamalar yapacağım, yer yerinden oynayacak demişti. Mutlaka takip edin demişti. Az önce kameralarımızı kendisine yöneltmiştik ve dinlemiştik. Şöyle yargılanıyordu Celal Çelik: Kılıçdaroğlu'nu savunmasındaki dosyadaki tapelere atıfta bulunmasıyla. Çünkü bu tapelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bunlar montaj, doğru değil. Şimdi Celal Çelik şunu ispat ettiklerini söylüyor bilirkişi raporuyla: bu tapelerin tamamı doğru. İçerisinde geçen konuşmaların tamamı doğru. O ses kayıtlarında dinlediğiniz yolsuzluk iddialarının tamamının doğru olduğunun altını çizdi. Bu hafta siyasetin de gündem maddesi bu olacak aslında. Biz Metin Bey'e soralım. Bir, Celal Çelik'in açıklamalarını dinlediniz. Tapelerin doğru olup olmadığına ilişkin zaten hani yargıda karar verecek, buna karar verebilecek bir yargı var mı? Onu da ayrıca tartışırız ama Çelik'in açıklamaları için ne söylersiniz? Şunu alayım. Şimdi Celal Çelik öncelikle kimdir? Celal Çelik bu ülkede herhalde en son FETÖ'cü diyebileceğimiz bir kişidir. Daha öncesinde bu ülkenin en güvenilir, en güven duyulan kurumlarından Yarsav'ın kurucusu, aynı zamanda Yargıtay'da tetkik hakimliği yapmış birisi. O dönem FETÖ'cülerin kol gezdiği, yerleştiği, ülkeyi işgal ettiği, bütün kurumları işgal ettiği dönemde Celal Çelik elinin tersiyle reddedip hakimlikten kendi isteğiyle zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa etmiş birisidir. Şimdi böyle bir insanı kalkıp bugün FETÖ ayağından bağlayarak FETÖ'cü diye suçlamak, yani akla, mantığa uygun bir durum değil diye düşünüyorum. Ama burada zaten sadece Celal Çelik değil, biliyorsunuz. Sadece tabii ki efendim. Mesele şu, Şule Hanım. Burada Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Genel Başkanımızın üzerinden avukatına, Celal Çelik özgür iradesiyle avukatlık yapmak için hakimliği reddetmiş birisi. Celal Çelik'in bu ülkede, yine söylüyorum, en son FETÖ'cü diye tabir edilecek kişidir. Ne istediler de vermedik diye Türkiye'de kimin olduğu belli. 2010 referandumu ile yargıya FETÖ'yü teslim edenler kendilerine, Pensilvanya'ya gidip yine görüşen kendileri, 81 ilin, Türkiye'nin 81 ilinin 74'ünün emniyet müdürünü FETÖ'cülerden atayan kendileri, FETÖ'ye yardım eden genel başkanımız diye, buradan genel başkanımızın avukatı mı diye ülkedeki insanlar sorar, vicdan sahibi insanlar. Yani kısacası Yavuz hırsız ev sahibini burada bastırıyor. Mesele bundan ibaret. Ama bugün Celal Çelik'in, Sayın Celal Çelik'in açıklamış olduğu Anadolu Adliyesi'ndeki davasının sonucunda basın toplantısında yanında il başkanımız ve bütün milletvekillerimiz de vardı. Ses kayıtı olan tapelerin, yani 17-25 Aralık ses kayıtlarının, bilirkişi raporlarının onaylandığı, harfiyen kendilerine ait olduğu, evdeki paralarla ilgili meselelerin tamamen doğru olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonrası da kamuoyuna aittir. Bundan sonrasını Sayın AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Celal Çelik'in söylediği budur yani. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederiz ama bu sanıyorum çok tartışmaların elbette odağında olacak, elbette, bir mesele. Ben şimdi vaktimizi değerli kullanmak adına
tüm gündem maddelerini hızla geçeyim. Çünkü kurultaya gelmek istiyorum. Orada önemli sorularım var. Bugün Abdülkadir Selvi'nin de bir yazısı var. Ondan da size soracağım şeyler var. Şimdi Türkiye'yi çok ciddi bir korku iklimi sarmış durumda. Birkaç tane şehitten bahsederken birkaç tane sözcüğünü kullanmak, elmadan bahsetmiyorsunuz, armuttan bahsetmiyorsunuz ama bunun için yüksek sesle hayır diyecek medya organımız bile kalmamış durumda. Peki siyaset daha yüksek sesle tam da zamanı değil mi bunun için ses çıkarmanın? Evet. Şimdi Suriye politikası tamamen iflas etmiş vaziyette Şule Hanım. Dış politikada tamamen bitmiş vaziyetteyiz. Yani dış politikada bizim yaptıklarımıza baktığımız zaman, Suriye meselesine baktığımızda, diğer komşularımıza baktığımızda hiçbir komşumuz kalmadı ya bizim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? 40 milyar dolar harcadık. Harcamaya hala devam ediyoruz. Suriye politikası tamamen iflas etmiştir bu noktada. Bizim askerlerimiz Suriye'de, Suriyeliler burada. Ve geçen gün Libya'da birkaç tane şehidimiz olduğunu otoyol açılışında söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya bu kadar basit mi ya? Birkaç şehidimiz var diyor. Birkaç tane diyor. Birkaç kuruştan bahseder gibi söylüyor bir de bunu. Şimdi ben de buradan diyorum o zaman. Birkaç şehidimiz var diyorlarsa yazıklar olsun. Onların milliyetçiliğine, milliliğine, şehitlerimize kelle dediler. Şimdi de birkaç deme lüksünü de kendilerinde buluyorlar. Bu kadar basit. O ölen insanların, o ölen çocukların kimin çocukları olduğunu hepsini görüyoruz. Şehit evlerine gittiğimizde içimiz yanıyor. Bu ülkenin 81 ilinde yaşayan her genç, her Mehmetçik ana baba evladıdır. Bu kadar ucuzlattırıp kuruş niteliğine kadar getiren bir anlayış yönetiyor şu anda. Peki 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi kapı kapı dolaşıp, siz de İstanbul'dasınız, kapı kapı dolaşıp gerçekten yurttaşa bunu anlatabiliyor muyuz? Suriye politikasının hatasını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları bugün Türkiye'nin konjonktürel durumunda da, geçmişinden de bugününe kadar bence yeterince aktarılıyor ama yeter mi derseniz yetmez. Çünkü daha fazla gitmemiz lazım ve gidecek. CHP Genel Merkezi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin bu konuda da almış olduğu stratejik projeler var. Bunları önümüzdeki dönemde yaşayacağız beraber, göreceğiz. Halk bunu görüyor zaten her şeyden önce. Şimdi ben burada bunları söylerken yerli ve milliden bahseden bir anlayış var. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin 81 ilin vatandaşlarının, herkesin Cumhurbaşkanı. Ben AKP Genel Başkanı'na söylüyorum. Yazıklar olsun milliliğine de, yerlisine de. AKP Genel Başkanı'na söylüyorum ben burada Şule Hanım. Yazıktır. Yani Türkiye'de ne yargı bağımsızlığını bıraktılar. Hakim karar veriyor, saray açıklama yapıyor. Yapınca HSK hemen soruşturma açıyor akabinde. Yani öyle bir hale geldik ki evden dışarı çıkamaz hale getirdiler. İnsanlar birbirlerine küs vaziyette bu ülkede. Komşu komşuya selam veremeyecek duruma geldi. Yazık değil mi? Vicdanınız yok mu? Hayat tek sizin kendinizden mi ibaret diye sorarlar. Peki adam. Tamam, bunu biz gazeteciler olarak ekranda haberlerimizle dile getiriyoruz. İzleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bir şekilde de isyanı duyurmaya çalışıyoruz. Vatandaşın isyanını da duyurmaya çalışıyoruz. Ama siz siyasetçiler olarak bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Evet. Yani bizden farklı bir noktadasınız. Evet. Şimdi sık sık eleştirilen sadece muhalefet salı grup toplantılarında muhalefet yapıyor ya da işte ekranlarda muhalefet yapıyor iddiasının dışında. Cumhuriyet Halk Partisi bu eleştirdiğiniz her şey için bir şey geliştirmeli bizim dışımızda o zaman. Vatandaşa da anlatabileceği bir şey geliştirmeli. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ta kuruluşundan bu yana savaş meydanlarında kurulmuş olan bir partidir. Sayın Genel Başkanımız 10 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını sürdürüyor. Türkiye'de eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugün %54'ünü belediyelerin almışsa, Türkiye'de yaşayan bütün insanların, muhafazakar, inanan, inanmayan, fikirsel olarak düşüncesi ne olursa olsun, dışarı çıkalım hep birlikte otobüse bindiğimizde, vatandaşla sokakta gezdiğimizde çok rahat vatandaşın yüzünden, hayata bakışından, gülümsememesinden, bugünkü iktidarın 17 yıldan beri bu halka her gün ilaç içirdiğinin farkına varız. Hastanelere gidin. Evler eczacı deposu gibi olmuş. İnsanlar perişan, icra dairelerine dönmüş bankalar. Cumhuriyet Halk Partisi daha ne yapacak? Daha da yapacak. Bakın göreceksiniz, biz yerel seçimlerde başardık. Yerel seçimin işaret fişeğini yaktık. Partide hiç kimseyi dışlamadan
demokrasi cephesini genişleterek iktidara yürüyeceğiz önümüzdeki dönem. Hedefimiz 2023'tür. Sayın Genel Başkan da 28-29 Mart'ta yapılacak olan Büyük Kongre'de Ankara'da o şey kurultay sürecine ayrıca geleceğim uzun uzun. Bunu mutlaka anlatacaktır. Yok, onu mutlaka i̇ktidar ben hedefini, de soracağım. Evet. Orada iktidar hedefi mi var? Bu belediye başarısı oraya gidecek mi onu soracağım ama yine buradan devam edelim. İnsanların en net hissettiği şey ekonomi aslında. Çünkü cebinden çıkanı ve cebine gireni biliyor vatandaş. Evet. Bir taraftan biz ilk bölümümüzde paylaşmıştık. CHP milletvekili Mehmet Güzel Mansur da bu önümüzdeki dönemde bir uygulamanın gelebileceğini aktardı emeklilerle ilgili. Türkiye'de en zor geçinen kesim emekliler. Çünkü açlık sınırının altında yaşıyor bu ülkede emekliler. İlaç almakta, az önce söylediğiniz evler ilaç doluyor ama bir taraftan da ilaç alamaz hale gelmiş durumda bu ülkedeki emekliler. Burada hem İdlib meselesi üzerinden hem Türkiye'deki diğer FETÖ'nün siyasi ayağı meseleleri üzerinden Türkiye'nin gerçek gündem maddelerinin çarpıtıldığını mı düşünüyorsunuz siz de? Bakın bugün hem bu Celal Çelik meselesi, gerek Celal Çelik meselesi, gerek Suriye meselesi, yani ortaya attıkları yapay meselelerle gündemi başka yere çekmeye çalışıyorlar. İnsanlar aç, sefil. Bakın başkanlık sistemi yaptılar. Bu ucube sistemi Türkiye'nin ucube sistem, Türkiye'nin önünü açacak, parlayacağız, yürüyeceğiz, ekonomi büyüyecek dediler. Henüz 2 yıl bile olmadı bu sistemden dolayı söylüyorum. Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi, hatta uçurumdan aşağı atma noktasında. Ekonomi her gün geriliyor. İşsizlik artıyor. Bu sistem Türkiye'yi küçültmeye devam edecek, Şule Hanım. Bakanları bu ülkede ben sorayım, yani kaç kişi tanıyor? Vatandaş bakanları tanıyor mu? Bakanların ismini tanıyor mu? Sadece bildikleri tek kişi var. O tek kişiyi de herkes biliyor. Kurumlar bitmiş. Dışişleri denen... Bundan AKP'li vekiller de isyan etmişti. Bakanlara biz bile ulaşamıyoruz deyip nöbetçi bakan uygulaması getirmişlerdi. Ben çok özür dileyecek bir şey söyleyeceğim. Geçen Ankara'dan gelirken yolda bir AKP'nin önemli bir ismiyle karşılaştım. O da bu sistemin doğru olmadığını, başkanlık sisteminin doğru olmadığını, bir an önce dönülmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu ülke hepimizin. Kimsenin gözyaşına müsaade etmememiz gerekiyor diyorum ben. Dış politikada öyle bir hale getirdiler ki, ya Tatar Havali meselesine çevirdiler. Yani Putin biniyor, S-400'ü biz dün Rusya'yla dost olduk, S-400'ü oradan alıyoruz. Patriot'u ABD'den alıyoruz, diyoruz ki bir gün Trump biniyor, iniyor, bir gün Putin biniyor, iniyor. Çocuk oyun bahçesine çevirdiler. Keyiflerine göre yapıyorlar. Yazıktır, günahtır, bu ülke kolay kazanılmadı. Savaşlarla, mücadelelerle, mücadele edilerek kazanıldı. Bu kadar birilerinin eline teslim edilerek bu kadar basit olmasa gerektiği düşünüyorum yani. Bir dönem, özür dilerim, Ecevit döneminde bir esnaf yazar kasa fırlatmıştı. 20 yıldır bu konuşuluyor bu ülkede. 20 yıldır konuşuluyor. Bugün insanlar canlarını, hayatlarını fırlatıyorlar. Her gün insanlar ölüyor. İntihar ediyorlar. Siyanürle öldürenler var kendilerini. Beyazıt'ta daha dün 4. sınıfa giden bir öğrenci parası olmadığı için, işsizlikten dolayı, aç olduğu için, okula gidemediği için intihar etti. Evet, tabii ki siyaset buna çözüm üretmek zorunda ve yaşamı kutsamalıyız biz. Yani ekmek alamayan baba, ekmek alamayan baba, yani. Ekmek alamayan baba intihar etti. Konya'da kamyondan kendi yani bunları çoğaltabiliriz. Ya böyle bir şey olur mu? İnsanlar hayatlarını fırlatıyorlar. Bir yazar kasayı konuştular. Herkes görüyor doğruyu. Ben vicdanı olan herkesin bu ülkede bu yapının sürdürülebilirlik bir yapı olduğunu düşünmediğini biliyorum. Yaşayacağız, göreceğiz ama bizim hani birilerine burada düşmanlığımız değildir bu söylediklerimiz. Mesele ülkedir. Ülkede hiç kimseyi ayırt etmeden herkesin eşit koşullarda adalet ve güvenle yaşamasını istiyoruz biz bu ülkede. Peki kurultayda bu mesajlar mı verilecek? Kurultayda hedef 2023 iktidar diye mesaj verilecek. Şimdi bizim efendim işte HDP ile ittifak yaptınız, diğeriyle ittifak yaptınız. Bu ülkede yaşayan herkesin bu ülkenin vatandaşı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kendileri dün Güneydoğu'da, Diyarbakır'da oy isterken istiyorlardı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'lilerden oy istemesi kadar doğal bir şey yok. Legal bir siyasi parti HDP. Daha geçen gün kongrelerini yaptılar. Ben buradan da HDP'ye başarılar diliyorum kongrelerinden dolayı. Önümüzdeki süreç bu ülkede hiç kimseyi dışlamadan,
Hiç kimseyi ötekileştirmeden ülkenin geleceğine dair olan bir iktidar yürüyüşünün olacağını düşünüyorum. Peki, şimdi kurultayda Mart'ta 25-26 Mart'ta zannediyorum değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmen tek aday olarak mı görecek? Yani kurultayda elbette siz seçeceksiniz ama tek aday Kılıçdaroğlu mu olacak? Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek aday dayatması asla yoktur. Bunu söyleyeyim. Bizim kongrelerin bundan 5 ay öncesinden mahalle kongreleriyle birlikte başlayan ilçe, il ve önümüzdeki 28-29 Mart'ta yapılacak olan büyük kongrede kurultayımızla birlikte genel başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'li olan herkes özgür iradesiyle hareket eder. Sayın Genel Başkanımızın başarısı ortadadır. Buna yine iradeyi ortaya koyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri. Çünkü bir taraftan da şunu görüyoruz, tabanı da rahatsız eden bir süreci zaman zaman görüyoruz. Elbette Türkiye'nin tek önemli meselesi bu değil ama iktidara yürüyen bir partinin kongrelerde yaşadığı daha tırnak içerisinde antidemokratik durum nasıl Türkiye'nin tamamına yayılabilir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde öyle antidemokratik bir durum söz konusu değil. Yani örnek vereyim, siz de yarın parti üyesi olmuş olsanız bir kongrede gidip ben adayım diyebilirsiniz. Onun kıstasları var. Bazen ama parti orası içinde bu eleştiriler de oluyor ya. Olacaktır, doğaldır. Benim mesela aday olma sürecim daha kolay olabilir ama parti içerisinde tabandan gelen insanların da fazla ötekileştirildiği durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Ya ötekileştirme demeyelim, şöyle diyeyim ona ben. Biz işte emeğin en yüce olduğu bir anlayışı savunan bir yapıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak partide yıllardan beri mücadele etmiş. Kendisini görmektir. Çünkü siyaset iddia işidir. İddiası olmayanların da başarılı olabilme söz konusu değildir. Siyaset kazananların oyundur aslında. Öyle söyleyeyim. Kimsenin önüne set çekilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani siz olamazsınız. Hayır kardeşim, benden başka kimse olmayacak diyen bir yapı yok. Sayın Genel Başkan çok bu konuda zarif bir insandır. Mutlaka siyasettir. Parti içi dengeler vardır. Kendine göre stratejiler yapan yapılar vardır dönemsel olarak. Değişmeyen iki şey vardır hayatta. Bir ölüler, bir de deliler. Değişmeyen tek şey değişimdir. Fakat bu değişimi yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü çok önemlidir. Tekrar söylüyorum. Yani 20 yıl, 30 yıldan beri mücadele etmiştir. Her şeye rağmen partisinden kopmamıştır, bir yere gitmemiştir. Çünkü Türkiye'de tek yıkılmayan kale Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Orada kendinin liyakatının yansımasını ister. Doğaldır bu da. Bunun gibi çok örnek de şu anda gerek yani genel merkezde gerek il başkanlıklarında arkadaşlarımız da var. Biz Cumhuriyet Halk Partili olan herkesin temsiliyette doğru temsil edeceğini düşünüyoruz. Aday olmak isteyen insanların da çok gönül rahatlığıyla aday olabileceklerini söylüyorum. Problem yok. Yani çok sesli bir yarış izleyebiliriz diyorsunuz. Türkiye çok farklı yerlere gitti Şule Hanım. Yani gri alanlar var diyeyim. Gri alanlarda bakın çok basit bir örnek vereceğim buradan. Biz muhafazakarlığı farklı tarif ediyoruz belki. Bazıları da daha farklı tarif ediyorlar. Ben muhafazakarlığı, ekonomisini koruyan insanın muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Ailesini, sevdiklerini koruyan insanın muhafaza ettiğini düşünüyorum. Muhafazakar olduğunu düşünüyorum. İnancını koruyan insanın muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Devlet geleneğini. Devleti koruyanın, devletçiliği koruyanın, devletini koruyanın muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Muhafazakarlık bakış itibariyle farklı farklıdır. Zaman zaman bizler de yanlış yapmışızdır Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Eksik yapmış olabiliriz. Biz bu ülkede inananlara saygıyı, düşünceye özgürlüğü istiyoruz. Ülkenin refah seviyesinin en üst seviyede olmasını istiyoruz. Eşit koşullarda insanların yaşamasını istiyoruz. Metin'in, Ahmet'in, Mehmet'in bir yerlerde olma meselesinin ötesinde bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Parti içerisinde tartışmalar olur. Parti içerisinde mutlak surette çekişmeler olur. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Asıl olan halktır. Halk TV'de olduğum için de bunu söyleyeyim böyle. Dolayısıyla temennimiz önümüzdeki dönem iktidar olmasıdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Birilerinin bir yerde olma meselesinin ötesine geçmiştir. Bütünlük halinde tek başına, tek vücut yürümesidir. Mutlaka eleştiriler, eksikler, gedikler de olacaktır.
Tamam. Buyurun, o zaman İstanbul'daki başarı üzerinden gidelim. Çünkü İstanbul seçimleri yerel seçimlerin en önemli kazanan yerlerinden biri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde çok önemli bir başarı elde etti. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'du. Hem İmamoğlu'nun hem de Kaftancıoğlu'nun başarısı burada çok değerliydi. Bugün sizin de hem İstanbul eski il sekreteri olarak İstanbul'daki kongre sürecini de yaşamış biri olarak hem delege olarak seçildiğiniz kurultayda da etkin olacaksınız. İstanbul'daki süreci nasıl görüyorsunuz? Bir taraftan çünkü yurt dışında zamma ilişkin eleştirileri oldu. Ulaşıma gelen zamma. İstanbul şu an nasıl yönetiliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmak istediği İstanbul'daki sosyal belediyecilik anlayışı yaygın olacak mı? İlçelere de yayılmış durumda mı bu? Evet, siz nasıl okuyorsunuz uzaktan? Bakın Ekrem Bey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 2010 yılında, 2009'un sonuydu zannedersem. Ben de o dönem İstanbul ilde görevliydim. İl Başkan Yardımcılığı yapıyordum. Sayın eski İl Başkanımız Berhan Şimdi, buradan da onu anayım. Selamlarımı, saygılarımı göndereyim. İl Başkanıydı o dönem. Ekrem Bey o dönem ilçe başkanı oldu. Gürsel Bey'in son döneminde oldu. Tekrar bizimle birlikte ilçe başkanlığı yaptı. Ekrem Bey başarılı bir insan. Kendi ilçesinde, ilçe başkanlığında, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nda ve Büyükşehir'de. Ama bunu tek Ekrem Bey'e götürüp bağlamak adına bunları söylemiyorum. İstanbul kazanıldıysa gerçek yapılar da vardır İstanbul'da. İstanbul'un kazanılması halka teslim edilmiş olmasıdır. Halkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden tekrar almış olmasıdır. Şimdi burada en basit bir şey söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi 6 aydan beri bizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunun farkındalığını da gerek öğrenciler, gerek vatandaş, gerek yaşlılar, gerek engelliler zaman içerisinde daha iyi görecekler. Bunlar 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldıkları dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk geldiklerinde dediler ki İstanbul sevdamız, ya gökyüzüne tecavüz ettiler neredeyse. Yani beton yığınına çevirdiler bu şehri. Bu şehirde insanlar nefes alamayacak hale geldi. Yani bu binaların yapımı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrikasından çıkmadı. Şule Hanım, onların yaptıkları var. Bir de bizim 6 aylık bir sürecimiz var. Ben şunu söyleyeyim, İstanbul halkının buradan rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söylüyorum. İçi ferah olsun. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla birlikte İstanbul'da halk nefes alacak. En basitinden söyleyeyim, çok basit. Geçenlerde Sayın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sütler nerede diyordu geçenlerde. Nerede sahi o sütler kim? Dağıtılıyor mu? Siz bize bir rakamları paylaşın. Dağıtılıyor mu dağıtılmıyor mu biz de görelim. Ben sorayım, sütler dağıtılıyor da ben de buradan sorayım kendilerine. 2,5 milyon İslam nerede? Seçimden önce söz verdikleri 3600 ek gösterge nerede? Diye ben de onu sorarım. İstanbul halkın yönetimine geçtiği günden bugüne kadar toplam Şule Hanım 2.340.008 litre süt İstanbul'da çocuklar, İstanbul'un çocukları sağlıklı büyüsün diye ulaştırıldı. Herkes rahat olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da rahat olsun. Orada bir problem yok. Mesele burada tek süt değildir. Önümüzdeki dönem yapılacak projelerle İstanbul halkı da bunu görecek. Türkiye kamuoyu da bunu görecek. Yaşayacağız. Yani buradan Ankara'dan Mansur Bey'e de... Onu ben hemen izleyicilerimizle paylaşayım. Haberimizde de paylaşmıştık. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk bölümü izlemeyen izleyicilerimiz için tekrar edelim. Çok başarılı işler yapıyor. Hangi siyasi partiden olursanız olun alkışlayabileceğiniz işler yapıyor. Çünkü belediyenin parası, halkın parası ranta yatırılmıyor, birilerine verilmiyor. Tıpkı daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni çeyrek asır yönetenlerin nasıl yolsuzluklar yaptığını gördük ve sizlere de aktardık. İyi işler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten... Hangi siyasi partiden olursanız olun alkışlarsınız. Ben de çok bizzat takip ediyorum. Taban tabana zıt siyasi görüşlerde olabilirim. Ama sosyal belediyecilik anlayışını Ankara Büyükşehir Belediyesi başlattı ve devam da ettiriyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi diğer belediyelerde de görmek mümkün. Bu genele de yayılacak diye düşünüyoruz. Evet. Sayın Mansur Yavaş'a buradan saygılarımı gönderiyorum. Ankara'da hakikaten güzel bir yönetim var. İyi işler yapılıyor Ankara'da. Ankaralılar çok mutlu, çok memnun, çok mesutlar. Ben de öyle biliyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakın pazara gittiğimiz zaman, yanlış olmasın,
4-5 lira civarında zannedersem pazarda kuru soğanın kilosu. Depolar dolu. Hayat o kadar pahalılaşmış ki insanlar soğan bile alamayacak duruma gelmiş. En basit örneğini söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi 140 bin ton kuru soğan aldı. Vatandaşa dağıtmak için. Dağıtmak için. Depolarda çürümesin. Depolarda çürümesin, vatandaş yesin diye. Yani Mansur Yavaş'ın tek bu hani soğan meselesi değil. Ankara'nın geçmişte yönetildiği şekli çok iyi biliyoruz. Kimlerin elinde olduğu, nasıl yönetildiği. Bence orada da adalet tecelli etti. Mansur Yavaş çok iyi gidiyor. Sayın Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçlerde daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bunun da Türkiye'ye sirayet edeceğini düşünüyorum. Gerek İzmir, gerek İstanbul, gerek Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi. Yani biz %54'ün belediyelerin yönetimi şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde. Bunların da Türkiye'de iktidara doğru gideceğinin göstergesini olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Peki, belediyeler bir taraftan da şimdi işsizlik çok ciddi bir seviyede artmış durumda Türkiye'de. Evet. Böyle olunca da insanlar belediyeler de el değiştirince hemen kapısını belediyenin çalıyor. Çünkü iş bulabileceği en önemli kurum olarak görüyor. Belediyenin böyle bir yükümlülüğü, sorumluluğu var mıdır? Siz de İstanbul'da gözleminiz nedir? Özellikle de hani yönetim değişikliğinden sonra da nasıl olmuştur? Ya ben tabii belediyeci değilim. Fakat şöyle söyleyeyim. Vatandaş ne yapsın? Yani işsizlik sayısı 4,5 milyon civarında zannedersem şu anda Türkiye'de. İnsanlar bir kapı olarak görüyorlar. Bir aidiyet görüyorlar yaşadıkları kentte, yaşadıkları ilçedeki belediyeleri. Oraya talep açıyorlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hiçbir insan ayrımı yapmadan, inananı, inanmayanı, hangi düşüncede olursa olsun her kapısı açıktır belediyelerin vatandaşa. Bunu da yine zaman içerisinde göreceğiz. Vatandaşın oralara talep açması çok normal, çok doğal. İşsizlik had safhada, yani nefes alınamayacak noktaya gelmiş. O kadar duruma gelmiş ki bankalar icra görevi görüyorlar, icra dairesi görevi görüyorlar. Artık komşu komşusuna selam vermediği gibi kendisi kredi çekemiyor. Her ailede var bunlar. Kredi çekemiyor. Bir başka arkadaşına ihtiyaç kredisi çektirebiliyor. Akrabasına çektiriyor. Ödeyemiyor. Akrabasıyla küsüyor. Kardeşiyle küsüyor. Yani mutsuzluk hakim. Bu mutsuzluğun da temel sebebi bugünkü iktidar yapısıdır. Bunun derhal değiştirilmesi lazım. Peki Cumhuriyet Halk Partisi de kurultayda bunun mesajını verecek. Kesinlikle. 2023 iktidar diyecek. Evet. Eklemek istediğiniz, atladığımız, unuttuğunuz bir şey varsa bakın, son sözlerinizi alayım. Evet, izninizle şeyi söylemek istiyorum ben. Şimdi milli eğitimle ilgili aklıma bir şey geldi de eğitim sistemi Türkiye'de çürüdü. İlkokuldan sonra çocuklar 8. sınıfa kadar yani ortaokula, ortaokuldan sonra SBS, TEOG dediler. Bugün başka bir sistem uyguladılar. Çocukların psikolojisi bozuldu bu ülkede. Eğitim sistemi denen bir şey kalmadı. Çünkü neden? Bakana göre eğitim sistemi getiriyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya hatta belki bir kinaye yapacağım yani. Ben aslında kendim Tunceli'yim. Buradan da hemşehrilerime selam göndereyim izninizle, müsaade ederseniz. Tunceli'de eğitim oranı en yüksek olan illerimizden biri. Onu söylemek istiyorum. Orta öğretime geçiş, yani TEOG sınavında, o dönem TEOG'un olduğu dönemlerde, başarılı iller sıralamasında Tunceli, örnek veriyorum mesela, ilk üçe giren illerle ilgili, işte bir Tunceli, iki Kırşehir, üç Karabük diye çıkıyor. Derslere göre baktığımız zaman, Türkçe'de bir Tunceli, iki Kırşehir, üç Eskişehir çıkıyor. Fen ve teknolojide bir Kırşehir, iki Tunceli, üç Karabük çıkıyor. Atatürkçülük ve inkılap tarihi dendiğinde gururla söylüyorum buradan, bir Tunceli çıkıyor. Mesele burada feodalitemi çalıştırmak değil. Benim bir oğlum var, Sergen diye, Fransa'da. Seyrediyorsa buradan kendisine bir selam göndereyim. Sergen orada hukuk okuyor şu anda Strasbourg Üniversitesi'nde. Onun hikayesi de buraya bağlı. Herhalde aslında. Herhalde Türkiye'ye dönmeyecek ama, değil mi? Dönecek. Bu ülkenin Sergenlere ihtiyacı var. Bu ülkenin bütün çocuklara ihtiyacı var. Evet. Ben 81 ilin bütün çocuklarının zeki ve akıllı olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin bütün çocuklarının. Ne yazık ki değişen eğitim yapısında çocuklar daha ortaokulda, bunu bir canlı yayında da izlemiştik, anımsayacaksınız. Çocuklar Almanya'da vatandaşlık almayı hayal olarak görüyorlardı. Yani tabii, eğitim sisteminin geldiği nokta kesinlikle bu. Çünkü SBS sınavları vardı o dönem.
SBS sınavlarında tercih yapmıştı. O kadar çok bir karmaşa yaşandı ki o gün mezun olduğu ortaokuldaki çok önemli değil okulun ismi, müdür yardımcısı tercihlerini yapmamıştı. Tek yetkili kişiydi. Onun üzerine hiçbir Anadolu Lisesi'ne çok yüksek puan almasına rağmen giremedi çocuk. Sonra bir yabancı bir okula vermek zorunda kaldık. Kıt kanka, biz de orta halde insanlarız. Çocuğumuzun eğitim almasını istiyoruz. Bu ülkeye de gençlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz vesaire. Yani o da orada bir mağduriyet yaşadı aslında. Sonrasında hayat oralara götürdü. Temenin bütün çocuklarımızın, bütün insanların çocuklarının iyi bir eğitim almasıdır. Tunceli aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Geçmiş dönemden bugüne tecavüzün, hırsızlığın en az olduğu ildir. Bütün şehirlerde vergi sıkıntısı yaşanırken Tunceli halkı vergisini de harfiyen ödeyen bir ildir. Onu da söylemek istiyorum. Hemşehrilerime de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Devletine, cumhuriyetine bağlı bir kent olduğu için Tunceli. Ben teşekkür ederim sizlere katıldığınız için. Kurultaya ilişkin bilgileri de bizlere aktarmış oldunuz. Teşekkürler. Her zaman size tekrar sorarız. Kurultay dönemi öncesinde yine konuşuruz. Teşekkür ediyoruz.